Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Limit yayınlarını çözmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere fiillerle ilgili 7. testi, yani ek fiillerin son testini çözmüş olacağım arkadaşlar. Birinci soruyla başlıyorum. Birinci soruda cümlelerin hangisinde mışmış eki ötekilerinden farklı bir görevde kullanılmıştır diyor. Çok yorgun olduğu için kanepede uyuyakalmış cümlesinde uyuyakalmak kurallı bileşik fiildir. Buradaki mış eki nedir arkadaşlar? Öğrenilen geçmiş zaman kipidir. Anlatılan hiçbir konuyu anlayamamış ifadesinde yine anlayabilmiş desem şuradaki e yeterlilik fiilinin olumsuzudur. Bu da kurallı bileşik fiildir. Buradaki mış eki de nedir arkadaşlar? Öğrenilen geçmiş zaman ekidir. Harçlığını çıkarmak için gece gündüz çalışmış. Yine çalışmak fiil. Buradaki mış eki de öğrenilen geçmiş zaman kipekidir. Annesi yıllarca evde kedi beslemiş ifadesinde beslemek fiil. Buradaki miş de yine öğrenilen geçmiş zaman kipekidir. Öğretmenleri aynı zamanda roman yazarıymış ifadesinde ise yazmaktan yazar olmuş. Sözcüğün türü değişmiş. Fiilken isim olmuş arkadaşlar. O yüzden bu sözcük isimdir. Bakın buradaki mış eki de nedir? İsme geldiği için ek fiildir arkadaşlar. O yüzden doğru cevabımız da E seçeneği olacaktır. İkinci soru, dizelerin hangisinde ek fiil almış bir sözcük kullanılmamıştır diyor. Kolumuzdan tutarak sen istersen bizi çek, incinir düz caddede dağda gezen ayaklar ifadesinde nerede var arkadaşlar? Bakın istersen ifadesinde var. İstemek fiil, R geniş zaman, geniş zamanın şartı yani buradaki ise ek fiildir. Dolayısıyla birleşik çekimli bir fiil kullanılmıştır. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Nihayetsiz bir ova ağarttı benzimizi. Yollar bir şerit gibi ufka bağladı bizi ifadesinde bağlamak fiil. Buradaki D nedir arkadaşlar? Görülen geçmiş zaman kipekidir. Ağarmaktan ağartmak olmuş türemiş sözcük fiil. Dolayısıyla buradaki T da görülen geçmiş zaman kipekidir. Bakın burada herhangi bir ek fiil yok. O yüzden doğru cevabımız da B seçeneği olacaktır. Diğer seçeneklere de bakalım. Karşıda hisar gibi nide yükseliyordu ifadesinde yüksekten yükselmek olmuş sözcük türemiş. Dolayısıyla yükselmek fiildir. Yor şimdiki zamandır. Şimdiki zamanın hikayesi var. Burada do ek fiildir. Ek fiilin hikayesidir. Bu birleşik çekimli fiildir. Geliyordu derken de gelmek fiil. Yine yor şimdiki zaman. Şimdiki zamanın hikayesi burada da var arkadaşlar. Hem yükseliyordu hem de geliyordu fiili birleşik çekimli fiildir. Ek fiil almıştır. O yüzden bunu denemiş oluruz. Bir deva bulmak için bağrındaki yaraya toplanmıştı garipler şimdi kervansarayı ifadesinde toplanmak fiildir. Mış öğrenilen geçmiş zamandır. Tı ek fiilin hikayesidir. Öğrenilen geçmiş zamanın hikayesi olmuş. Birleşik zamanlı, birleşik çekimli bir fiil. O yüzden ek fiil almıştır. Bunu da elemiş olduk. Ben garip çizgilerle uğraşırken baş başa rastlamıştım duvarda bir şair arkadaşı ifadesinde ise rastlamak fiildir. Mış öğrenilen geçmiş zaman. Tı da burada nedir arkadaşlar? Ek fiilin hikayesidir. Öğrenilen geçmiş zamanın hikayesi olarak çekimlenmiş birleşik bir fiildir. Ek fiil almıştır. O yüzden E seçeneğini de elemiş oluruz. Üçüncü soru. Dizelerin hangisinde ek fiil ötekilerden farklı bir görevde kullanılmıştır diyor. Ek fiilin iki görevi vardı. İsimlere gelerek onlar genellikle yüklem yapar. İkinci görevi de basit çekimli fiillere gelerek onları birleşik zamanlı fiil haline getirirdi. Bu dört mısra değil dört damla kan ifadesinde kan isim. Bakın D burada ek fiildir arkadaşlar. İsme gelerek onu ne yapmış? Yüklem yapmış. Bizim garip şeyhoğlu buradan geçmemişti ifadesinde geçmek fiil, miş öğrenilen geçmiş zaman. Bu da öğrenilen geçmiş zamanın hikayesidir. Yani t ek fiildir burada. Dolayısıyla basit çekimli bir fiile gelerek onu birleşik zamanlı fiil haline getirmiştir. Kar değil, gökyüzünden yağan beyaz ölümdü derken ölüm isim. Buradaki dül arkadaşlar ek fiildir. İsme gelerek onu yüklem yapmıştır. Yatağımın yanında esmer bir duvar vardı ifadesinde var mevcut anlamına geldiği için isim.
Buradaki dı ek fiildir. İsme gelerek onu yüklem yapmış. Sabahleyin gökyüzü parlak, ufuk açık ifadesinde yine açık isim, tı ek fiil, isme gelerek onu yüklem yapmıştır. Farklı olanı sormuştu. Geçmemişti sözcüğünde basit çekimli fiile gelerek onu birleşik zamanlı yapmıştır arkadaşlar. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Dördüncü soru, dizelerin hangisinde birleşik çekimli fiil kullanılmıştır? Aşk celladından ne çıkar madem ki yar vardır? Dır ek fiildir, bakın isme gelmiş arkadaşlar, onu yüklem yapmıştır, bunu eliyoruz. Sakın kader deme, kaderin üstünde bir kader vardır ifadesinde yine aynı şekilde var isim, dır ek fiil, isme gelip onu yüklem yapmış, bunu da eliyoruz. Ne yapsalar boş, göklerden gelen bir karar vardır. Yine var isim, ek fiil, isme gelip onu yüklem yapmış, bunu da eliyoruz. Gün batsa ne olur, geceyi onaran bir mimar vardır ifadesinde olmak fiil, ur geniş zaman, ek fiil almadığı için basit çekimli, batmak fiil, sa şart eki, fakat ek fiil almadığı için bu da basit çekimli bir fiildir. Var isim, dır nedir arkadaşlar? Ek fiildir, isme gelerek onu yüklem yapmış. Dolayısıyla burada da bir birleşik çekimli fiil yok. O yüzden bunu da elemiş oluruz. Yanmışsam külümden yapılan bir hisar vardır ifadesinde var isim, dır ek fiil, isme gelerek onu yüklem yapmıştır. Fakat şurada yanmak fiil, mış nedir arkadaşlar? Öğrenilen geçmiş zaman kipekidir. Buradaki sa ise ek fiildir. Ek fiilin neyi arkadaşlar? Şartıdır. Bakın basit çekimli fiile gelerek onu birleşik zamanlı, birleşik çekimli fiil haline getirmiştir. O yüzden doğru cevabımız da E seçeneği olacaktır. Beşinci soru, cümlelerin hangisinde ek fiil kullanılmamıştır diyor. Bakalım, bugün bütün dükkanlar kapalıydı ifadesinde kapalı isim, dı nedir? Ek fiildir, isme gelerek onu yüklem yapmış. Eski okulu eve oldukça uzaktı, uzak isim, tı ek fiil, isme gelip onu yüklem yapmış. Her sabah sahilde yürüyüş yapardı. Yapmak fiil, ar geniş zaman, geniş zamanın hikayesi. Dolayısıyla basit çekimli fiile gelerek onu yüklem yapmıştır. Yanlış yapan öğrencileri uyardı ifadesinde uyarmak fiildir. Buradaki dı nedir arkadaşlar? Görülen geçmiş zaman kipekidir. Ek fiil yoktur. Bundan dolayı doğru cevabımız da D seçeneği olacaktır. Akşamları çocuklarına masal anlatırdı ifadesinde anlatmak fiil, ır nedir burada? Ir geniş zamandır arkadaşlar. Dı ise ek fiildir. Ek fiilin neyidir arkadaşlar bu? Hikayesidir. Dolayısıyla geniş zaman hikayesi vardır. Burada da ek fiil vardır. Birleşik çekimli fiil haline getirmiş. O yüzden E seçeneğini de demiş oluruz. Altıncı soru, cümlelerin hangisinde ek fiilin geniş zamanı kullanılmamıştır diyor bakın. Hatırlayın, konu anlatım videolarında bahsetmiştik. Ek fiilin geniş zamanı neye gelir arkadaşlar? İsimlere gelir. Çekimli yapacak olursak bakın doktorum, doktorsun, doktordur, doktoruz, doktorsunuz, doktorlar şeklinde çekimini yaparsak buradaki şahıs ekleri yüklem olduğunda değerli arkadaşlar ek fiil olarak kullanılır demiştik. Şimdi seçeneklere bakalım. 5 yıldır üniversitede öğrenciyim derken öğrenci isim, bakın buradaki im ek fiildir. Boynu bükük, hüzünlü, garip yolcuyuz derken yolcu isim, uz ek fiildir. Her an ve her yerde seni düşünürüm. Arkadaşlar düşünmek fiil zaten, buradaki ür de nedir? Geniş zamandır. Buradaki üm ise nedir? Ben düşünürüm. Birinci tekil şahıs eki. Fakat burada üm eki neye gelmiş? Fiile gelmiş. O yüzden doğru cevabımız da C seçeneği olacaktır. Beni hayalden hayale salan sensin ifadesinde sen kişi zamiridir arkadaşlar. Zamirler de isim soylu sözcüklerdir. O yüzden buradaki sin de ek fiildir. Necip Fazıl Kısakürek başarılı bir şairdir derken şair isim, dir de yine burada ek fiilin geniş zamanıdır. Yedinci soru, cümlelerin hangisinde ek fiil birleşik zamanlı fiil yapma göreviyle kullanılmamıştır diyor bakın. O zaman neye gelir arkadaşlar? İsme gelir, onu yüklem yapar. Bu kadar basit aslında soru. Filmi daha önce ben de seyretmiştim cümlesinde seyretmek fiil, miş öğrenilen geçmiş zaman, tinidir arkadaşlar burada ek fiildir. Öğrenilen geçmiş zamanın hikayesi vardır.
O yüzden birleşik zamanlı birleşik çekimli fiil yapmıştır kelimeyi. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Lise yıllarında çok başarılı bir öğrenciydi. Bakın öğrenci isim, di ek fiildir. İsme gelerek onu yüklem yapmıştır. Açıklamamıza da uygun oldu. Bunun için doğru cevabımız da B seçeneği olacaktır. Senin buraya gelmeni hiç beklemiyordum. Beklemek fiil, your şimdiki zaman, do ek fiil, şimdiki zamanın hikayesi, beklemek fiilini birleşik çekimli fiil haline getirmiş ek fiil. O yüzden C seçeneğini dilemiş oluruz. İşi olduğu için erkenden evden çıkmalıymış ifadesinde malı meli gereklilik eki, mış ek fiilin rivayeti, gerekliliğin rivayeti olmuş, basit çekimli fiili birleşik çekimli fiil haline getirmiş ek fiil. O yüzden D seçeneğini dilemiş oluruz. Kitabın bu kadar ilgi çekeceğini sanmıyorduk ifadesinde sanmak fiil, your şimdiki zaman, do ek fiilin hikayesi, şimdiki zamanın hikayesi olmuş. Yine basit çekimli fiili birleşik çekimli hale getirmiş. O yüzden E seçeneğini de elemiş oluruz. 8. soru, cümlelerin hangisinde ek fiil bu göreviyle kullanılmamıştır diyor. Ek fiiller isim soylu sözcüklere gelerek onları yüklem yapar demiş. Kullanılmayanı sormuş arkadaşlar. O zaman ne olacak? Basit çekimli fiile gelerek onları birleşik çekimli yapmış olacak. Biz de bu seçeneği bulmuş olacağız. Bakalım. Sait Faik İstanbul hikayecisi olarak tanınmıştır ifadesinde tanınmak fiil, mış öğrenilen geçmiş zaman, tır ek fiildir. Öğrenilen geçmiş zamanın hikayesi var. Bakın dikkat edin burada. O yüzden basit çekimli fiile gelerek onu birleşik zamanlı fiil haline getirmiştir. Yukarıdaki açıklamaya uygun değildir. Bunun için de doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Kardeşi 3 yıldır yurt dışında üniversite öğrencisiymiş derken öğrenci isim, miş burada ek fiildir. İsme gelerek onu yüklem yapmıştır. Türkçe dersinin son konusu yazım kurallarıydı. Kurallar isim, dı ek fiil, isme gelerek onu yüklem yapmış. Okuduğu son kitap akıcı bir romanmış. Roman isim, mış ek fiil, isme gelip onu yüklem yapmış. Taşıdıkları yeni semt eskisine göre kötüydü cümlesinde de kötü isim, dü ek fiil, isme gelerek onu ne yapmıştır arkadaşlar? Yüklem yapmıştır. 9. soru, cümlelerin hangisinde ek fiil ötekilerinden farklı bir görevde kullanılmıştır diyor. Direkt yüklemlere bakalım arkadaşlar. Öğretmen isim, miş ek fiil, isme gelerek ne yapmış? Onu yüklem yapmış. Çıkıyormuş ifadesinde çıkmak fiil, yor şimdiki zaman, muş ek fiilin rivayeti, basit çekimli fiile gelerek onu birleşik çekimli fiil haline getirmiş. Geçmek fiil, yor şimdiki zaman, muş ek fiilin rivayeti, basit çekimli fiile gelerek onu birleşik zamanlı yapmış. Gitmek fiil, acak ecek gelecek zaman eki, miş ek fiilin rivayeti, basit çekimli fiile gelerek onu birleşik zamanlı fiil haline getirmiş. Kalkmak fiil, malı meni gereklilik, miş ek fiilin rivayeti, basit çekimli fiile gelerek onu birleşik zamanlı fiil haline getirmiştir. Farklı olanı sormuştu. Öğretmeniymiş kelimesinde isme gelerek onu yüklem yaptığı için doğru cevabımız da A seçeneği olacaktır. 10. soru, bu dizelerde numaralanmış fiillerden hangisi geniş zamanın hikayesi ile çekimlenmemiştir diyor arkadaşlar. Geniş zaman hikayesi nedir? Erdi, ardı, ırdı, irdi şeklinde olur. Bakalım, bakın olurdum demiş. Geniş zamanın hikayesidir. Bunu elemiş olduk. Bakardım, ar burada geniş zamandır. Geniş zamanın hikayesi olmuş. Bunu eleriz. Koşturmazdım, olumlusu koştururdum olur. Mazmes geniş zamanın olumsuzudur. Dı da ek fiildir. Yine geniş zamanın hikayesiyle çekimlenmiştir. Bunu da elemiş oluruz. Yapardım, kelimenin kökü yapmak fiil, ar geniş zaman, geniş zamanın hikayesi olmuş. Bunu da eleriz. Yaşasaydım kelimesinde yaşamak fiil, sesanidir arkadaşlar burada. Şart ekidir. Dı ise ek fiilin hikayesidir arkadaşlar. Fakat bize soruda neyi sormuştu? Geniş zaman hikayesini sormuştu. Bakın burada şartın hikayesi var. Dolayısıyla doğru cevabımız bir numaralı sözcük olan A seçeneği olacaktır. 11. soru, bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi birleşik zamanlı bir fiildir demiş. Kaldırmak fiildir. Dı ise arkadaşlar burada bakın görülen geçmiş zaman kipekidir. Öksürdü derken öksürmek fiildir. Dü burada yine görülen geçmiş zaman kipekidir.
Tıkandı derken tıkanmak fiil, dı burada görülen geçmiş zaman kipekidir. Bıraktı derken bırakmak fiil, tı burada yine görülen geçmiş zaman kipekidir. Çiğniyordu derken çiğnemek fiil, yor nedir arkadaşlar? Şimdiki zaman kipekidir. Du ise ek fiilin hikayesidir. Şimdiki zamanın hikayesi olmuş. Ek fiil aldığı için bu nedir? Birleşik çekimli, birleşik zamanlı bir fiildir. O yüzden doğru cevabımız da B seçeneği olacaktır. 12. soru, cümlelerin hangisinde zamir ek fiil olarak yüklem olmuştur diyor. Akşam olmadan eve gitmesi gerekiyordu ifadesinde do ek fiildir. Fiile gelip basit çekimli fiili birleşik çekimli fiil haline getirmiştir. Bunu elemiş olduk. Öğretmen bize yeni bir konu anlatacaktı. Tı ek fiildir. Gelecek zamanın hikayesi olmuş. Fiile gelip basit çekimli fiili birleşik zamanlı fiil haline getirmiştir. Bunu da elemiş olduk. Geçen akşam da ders çalışmak için buradaydı ifadesine bakın. Bura sözcüğü nedir arkadaşlar? İşaret zamiridir. Dolayısıyla dı da ek fiildir. Zamire gelerek onu yüklem yapmıştır. Bundan dolayı doğru cevabımız da C seçeneği olacaktır. Restoranda her şey tam istediğim gibiydi cümlesinde gibi edattır. Di burada ek fiildir. Edata gelerek onu yüklem yapmıştır. Hiçbiri o burada olduğu için mutlu değildi ifadesinde. Bakın mutlu sözcüğü isim değil ek fiilin olumsuzudur. İsme gelip ne yapmış arkadaşlar? Onu yüklem yapmıştır. O yüzden biz E seçeneğini de elemiş oluruz. Evet arkadaşlar son soruya geçiyoruz. 13. soruya. Dizelerin hangisinde altı çizili fiilin kip özelliği yanlış belirtilmiştir diyor. Düşünüyordu derken yor şimdiki zaman, do ek fiildir. Şimdiki zamanın hikayesidir. Açıklamaya bakalım. Şimdiki zamanın hikayesi demiş. Doğrudur. Yanlış olanı sormuştu. Bunu elemiş oluruz. Yoğurmuş ifadesinde yoğurmak fiildir. Muş burada arkadaşlar öğrenilen geçmiş zaman kip ekidir. Açıklamaya bakalım. Geniş zamanın rivayeti demiş. Hayır arkadaşlar. Kelimenin kökü yoğurmak. O yüzden geniş zaman yoktur burada. Rivayeti de yoktur. Öğrenilen geçmiş zaman kipeki vardır. Bunun için doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Eser de derken kelimenin kökü esmek fiil. Er geniş zaman. Di ek fiildir. Geniş zamanın hikayesi olmuş. Açıklamaya baktığımızda da doğru olduğunu görüyoruz. Bunu elemiş oluruz. Atmayacaktın. Gelecek zamanın hikayesi var. Açıklama da doğru. Bunu da elemiş oluruz. İstiyorsan bakın yor şimdiki zaman SSA ek fiilin şartı şimdiki zamanın şartıdır. Açıklamaya da uygundur. Bunu da elemiş oluruz. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalımı arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşça kalın.